bu seçimle ilgili bu bahisler nedir ya? Yani ne diyorlar ben anlamıyorum. Bu söz konusu habere konu olan yazar da bir takım ekonomik göstergelerden bahsediyor. Bende bambaşka bilgiler var. Sanıyorum Selçuk sen o bilgileri de birazdan paylaşırsın ama evet Ankara'da seçim barometresi erken seçim olacak mı zamanında mı olacak iniyor çıkıyor. Bir ara Kasım'da seçim ihtimalleri kapatılıyor ama bugün işte AK Partili bazı milletvekillerinin görüşleri yansıdı. Onunla birlikte tekrar erken seçim tartışmaları gündeme geldi. Bundan sonra ben partilerde nabız tutmaya çalıştım. Öncelikle CHP'de bir nabız tuttum. Onlar diyorlar ki bu düşünce yani eğer Eylül'de meclis açılırsa ve Kasım için bir erken seçim kararı alınırsa bu nedir diye sorduğumda siz ne diyorsunuz buna? Öncelikle diyorlar ki bu iktidarın bize karşı bir taktiği. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı adayımızı öğrenmek istiyorlar. Bu nedenle bize karşı bir taktik geliştirdiler diyor. Ama öbür taraftan AK Partili bazı milletvekillerinin böyle düşünmesini de şuna yoruyorlar. Bir belirsizlik var ve bu belirsizlik onları korkutuyor. Dağılma var iktidar cephesinde. Bu onları korkutuyor. Dolayısıyla seçimin Kasım ayında erken yapılmasını istiyor diyorlar. Ama her halükarda CHP biz dünden razıyız, bugünden hazırız diye tezini söylemişti. Ama öte yandan bugün ben biraz iktidar AK Parti kulislerinde de nabız tuttum. Erken seçim isteyen milletvekillerinden, AK Partili biriyle görüştüm. Gerekçelerini öğrenmeye çalıştım. Onun da bana açıkladığı gerekçeleri şöyle özetleyebiliriz aslında. Şimdi diyor ki şu anda diyor hasat mevsimi sonu vatandaşın üreticinin cebine buğdayda fındıkta pamukta para girdi. Tabii sen buna biraz sonra itiraz edeceksin biliyorum. Şu anda sadece görünen sorun hayvan üreticilerinde var, EYT'lilerde var, emeklilerde var. Biz onların durumunu iyileştirebiliriz. Ekonomide bu adımları atabiliriz dedi. Selçuk araya girdin. Ya daha doğrusu müdahale edeceksin galiba. Yok yok çiftçinin bundan haberi var mı? İşçinin bundan haberi var mı? Bu yazarın bahsettiklerinden haberi var mı çiftçinin, işçinin, bu ülkede çalışanın? Onların gelirleri azalmaya devam ediyor. Çünkü enflasyon onların daha doğrusu, gelirlerinden daha hızlı yükseliyor. Daha doğrusu böyle düşünen AK Partililerden aslında tartışma o zaman da şuraya geliyor. AK Parti ne kadar vatandaşı dinliyor, ne kadar sorunlarını biliyor ya da kimleri dinliyor şeklinde bir soru da gündeme gelebilir. Ama öte taraftan diğer gerekçeleri de ben söyleyeyim. Şimdi enflasyon düşecek mi? Erdoğan sürekli Şubat-Mart aylarını veriyor 2023'ün. Enflasyonun düşeceği konusunda bazı AK Partililerde aynı iyimserliği görmedim açıkçası. Diyorlar ki %80 şu anda. Diyelim ki %40'a düştü. Bu kayıpları, bu geçen sürede yaşanacak kayıpları biz telafi edebilecek miyiz? Vatandaş bunu hissedebilecek mi? Haziranda ya da Mayıs'ta yapılacak bir seçimde. Bunun da üzerine çiziyorlar. Sonrasında eğer Kasım ayı için bir seçim kararı alınırsa bu şu anlama geliyor. Önümüzdeki dönemde zamanında yapılacak bir seçimde muhalefetin Erdoğan'ın ikinci dönemi mi, üçüncü dönemi mi tartışmasını açması çok olası. Bu kararı meclis alacağı için seçim kararını bunun da üzerine kapatmış oluruz diyorlar. Şimdi 2023 için AK Parti'nin elindeki kozlar neler olacak onlara baktığımızda bir TOGG'un milli arabanın piyasaya çıkması artı nükleer santralden gelecek enerji ve Karadeniz doğalgazının evlere ulaşması. Şimdi böyle bir takvim var ama öte yandan ekonomi gerçekten vatandaşı son derece sıkmış durumda. Sandık isteyen bir muhalefet var. Muhalefetin baskın seçim için ısrarı var. Ama öte taraftan söylenen şu, Erdoğan zerre erken seçim sözünün ağızlara alınmasını istemiyor ve dolayısıyla bu AK Partili yetkili kurullarında tartışılmış değil. Sadece bazı AK Partililerin beyin jimnastiği olarak görülüyor. Fakat Eylül'de eğer meclis açılacaksa böyle bir ihtimal varsa bu Eylül'de alınırsa bu karar okey ama daha sonrası için raftan kalkar. Eğer böyle bir ihtimal yoksa meclis zamanında açılırsa bu ihtimal raftan kalkar diyorlar. Tülay çok teşekkür ederim. Sonra görüşürüz.